Merhabalar arkadaşlar. Otelisi YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Hoş İkimiz geldiniz. olduğumuza göre konu anlatımıyla buradayız. Peki, bugünkü konumuz ne? Sırada pozitif arkadaşlar, pozitif konumuz var. Peki, nasıl bir konu? Önemli mi? Hani niye sırada hani bu var? Daha sonra niye bırakmadık? Bununla ilgili sorularım var. Yavuz'u sor. Evet, sor. Evet, kozitif Önemli mi? Hayır, hiç önemli değil. Bence, o zaman Bence zamanında Oxford, Cambridge kim çıkarmışsa 1066 Hastings Savaşı'nda zaten İngiltere'den İngilizceyi aldılar, götürdüler Fransa'ya. Wow. E, İngiliz Dil Edebiyatı okudum o kadar. Evet, Senin o kadar, kadar dünya tarihine hakim I'm olmadan da çaktırmadan İngiliz Dil Edebiyatı'ndaki edebiyat anahtarından da aklımda kalan bir bu yani. O da sonra da çıktı yani. Sınavda işte 1066 <laughs> Hastings, Battle of Hastings'te. Şimdi Kozitif kesinlikle çok önemli. Çok basit bir yapısı var. Bakın mesela sokaktan geçen birini alıp karşımıza otursak desek ki bak have somebody buraya da fiilin yalın halini yazıyorsun. Alır bir şey, bu da bir şey yaptırtmak. Biraz sonra göreceğiz. Bunu çok rahat söyleyebilir. Çünkü sizin İngilizce seviyenizle çok alakası olan bir konu değil. Evet. Bakın relative clause için bunu söylemeyebilirim. Noun clause'lar için hayatta söylemem bunları. Evet. Çok zor olduğundan demiyorum ama bir parça temel gerekiyor. Ama course'da hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve bakın, iş İngilizcesi, konuşma İngilizcesi dediğiniz hani daha çok böyle hani sokakta iletişim kurarken genel İngilizce dediğimiz şeyler ya da IELTS, TOEFL gibi proficiency gibi sınavlarda yazı yazarken ya da dediğim gibi speaking bölümlerinde siz bir şey sarf ederken, bir cümle söylerken çok işinize yarayan ve size akıcı yazı yazdırtan ve akıcı konuşturtan sizi bir yapı. Çünkü hiç düşünmüyor kafa ne nereye gelecek diye. Çok güzel bir kullanım çünkü işi yapan, yaptırtan da var, işi yapan da var ve ne işi yaptığın da aynı cümlenin içinde veriyorsunuz. Üç önemli öge aynı cümlede çıkıyor. Bu yüzden cause it is yani not only çok basit <laughs> but also very useful yani. Bu arada not only but also. Yok dilde çıkıyor, evet. çıkıyor. <laughs> o zaman, o zaman sen... ilk tabloyla başlayayım. Tamam. Peki. Sen de. Arkadaşlar ilk tablomuzu görelim. Şimdi burada formüller de önemli. Hangi kelimeyi kullandığımız da önemli tabii ki. Ama ilk önce hani kozatif için biraz içerik girelim. Yani neden kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Şimdi düşünün ki siz bir şey yapıyorsunuz. Herhangi bir eylemi subject'ten sonra koyduğumda işte ben şunu severim, ben sabahları koşarım, akşamları geç yatarım gibi bir sürü şey söylüyorsunuz ama o özne yapıyor onu değil mi? Şimdi siz demek istiyorsunuz ki ben yapmıyorum da ben yaptırıyorum ben ona onu yaptırıyorum, buna bunu yaptırıyorum. İşte burada e, özne yapmıyor işi. Özne sadece sen onu yap, sen bunu yap diye ihale ediyor. Yani o yüzden hani yaptığımız değil, yaptırttığımız işlerden bahsediyoruz. Mesela biz e, duvarı boyuyorum deriz, duvar boyandı deriz ama duvarı boyatıyorum gibi bir şeyi değil mi? söyleyebilmek için o zaman boyatmak diye ekstra bir eylem olmadığına göre sözlükte yapısal bir şeylere ihtiyaç duyuyoruz. İşte kozitif bu noktada önemli. Birilerine bir şey yaptıracağız. Şimdi ilk formülümüz, daha doğrusu ilk tablomuz, formül demeyeyim have, make, help, let için geçerli olan. Nasıl oluyor bakalım? Özleden sonra have, make, help, let'i kullanıyorsunuz. Tabii ki hani tensine göre, işte tekiline, çoğuluna göre falan çekiyorsunuz bunu. Sonra yanında bir isim geliyor. Biz burada hani somebody, something dedik. Çünkü ikisi de gelebilir. Daha sonra fiilinde yalın halini kullanıyoruz. O yüzden kuralımız mesela nasıl? Have somebody do. Have something do. Daha çok da somebody aslında ama bir eksik kalmasın diye something'i de koyduk. Şimdi örneklerde daha iyi anlayacağız. Have'i kullandığımızda ne yapıyoruz? Birine bir şey yaptırtmak. Yani have kendi anlamı olan sahip olmaktan sıyrılmış durumda. Sahip olmakla alakası yok. Bakalım ilk örneğe bakalım. Have ile ilgili konuştuğumuz için. Diyor ki the manager has his assistant type many reports every day. Bakın burada sahip olmakla ilgili bir şey yok. Hani müdür diyor asistanına type ettirtir. Yani yazdırır. Böyle klavyede yazılınca type oluyor. Birçok rapor her gün. Kendi yapıyor mu? Hayır. Asistan yapıyor. Yani bu formülde şöyle düşünürüz. Somebody something'ten duya bir ne çıkmış? Ok çıkmış. Hani oradaki kişi yapıyor o işi. Ama buradaki özne müdür yaptıran kişi oluyor. İkinci kelimemiz make. Make somebody do, make something do. Yine birine bir şey yaptırtmak. Burada biraz böyle hani heve e göre farklılık var mı? Bazı cümlelerde biraz daha böyle ittirme olabiliyor. Mesela örneğe bakalım. My parents make me walk the dog every morning. Yani ebeveynlerim, annem babam bana ne yaptırıyor? Köpeğin yürüme işini bana yaptırıyorlar her sabah. Beni o işe yönlendiriyorlar, itiyorlar anlamında. Make somebody do. Birine bir şey yaptırtmak. Köpeği yürütüyorlar bana gibi düşünün. Sonra help gelmiş. Help yardım etmek. Hani kendi anlamında artık. Birinin bir şey yapmasına yardım etmek. Bakalım ne demişiz? Örnek gelsin internet yardım eder insanlar demiş access bakın fiil yalın halde yani insanların bir şeye erişmesine yardımcı olur yardım eder neye herhangi bir tür bilgi yani her türlü bilgiye erişmesine yardımcı olur sonra let geliyor let nedir izin vermek dikkat T ile yazılıyor this new law bu yeni yasa diyor izin verir şirketlerin satmasına ikinci el mallar. Şimdi dikkat edin companies dedik. Yukarıda deminden beri asistan gördük, beni gördük, insanları gördük. Burada şirket diyor. Yani insan dışı bir şey. Ama aslında yine olay hani insan ya da değil. Hani şöyle düşünün. Oradaki şeye yaptırıyoruz. Yani onu da biraz kişiselleştirmiş gibi oluyoruz. Şirket desek bile o yapıyor o işi. Böylece have make help let somebody something do yapısıyla kozitifin birinci bölümünü geçirmiş oluyoruz. Şimdi o zaman ikinci bölüme geçebiliriz. Teşekkür ediyorum. Çok zevkle dinliyorum ya. Şimdi ben Yeliz'in <laughs> üniversite öğrenciliğini biliyorum. Yani çocukluğunu biliyor. Abisin yani her şeyini biliyorum. <laughs> Tabii ki de şimdi İngilizce anlamındaki en yani bütün gözümün önünde yıllar içinde gelişti ya. İnsan şaka maka yaşlanıyorum herhalde biraz da bilmiyorum. Duygusala bağlıyorum bu videolar başladı başlayalı. Çünkü yanımda şimdi böyle <laughs> güzel anlatımlar yapıyor ki. Sabah konuştuk hatta diyorum ya şu videoda çok iyi anlatmışsın diyorum işte. Ben Witch ile farkında. E, sen bana anlattın ya diyor mesela yıl önce. Hayır diyorum ben ne anlattım biliyorum öyle anlatmamıştım. Hani orada kullandığın kelimeler ve tespitler kendi artık tecrüben. Yani kaç yıl olmuş yani artık. Şimdi az önce de dinliyorum. Bu anda bir yandan da şimdi bakıyorum işte önüme söyledikleri laflar vay ediyorum. Olmuş yani. <laughs> Çok teşekkür ederim. Cadden ne demek? Ee, evet, şimdi biraz. Şımar tabii ki. <laughs> Şimdi ikinci kullanım arkadaşlar. Yapı hiç değişmiyor. Sadece tam master dediğiniz işte o az önce anlattı ya have, make, let somebody do diyordunuz. Yani işte çıplak master deyin, bare infinitive deyin, İngilizce öğretmenliği çalışan arkadaşlar için terim önemli. O yüzden onların da yorumlarını duyduğum için meslektaşlarımız da seyrediyor bunları. O yüzden bare infinitive diyelim onlar için de. Çıplak master, tuğsuz ya da araç olarak sadece İngilizce kullanacak arkadaşlara. Şimdi ise full master geliyor. Yani bir bakalım şimdi tabloya. Get somebody ya da something to do, force somebody something to do, help az önceki anlatımda da vardı. Çünkü ikisini de alıyor Help somebody ya da yine something to do. Allow somebody something to do, uh, cause somebody something to do. Get de yine havele gibi birine bir şey yaptırtmak anlamı var. Force adı üzerinde zaten force fiilinden geliyor zaten. Birini bir şey yapmaya itmek, birini bir şey yapmaya zorlamak. Help yardımcı olmak, birinin bir şey yapmasına yardım etmek, yardımcı olmak. Allow izin vermek az önceki tabloda let diye gördüğünüz eş anlamsını let me go daha böyle konuşma dilinde şarkılarda vesaire duyarsınız da çünkü söylemesi hızlıdır bakın let me go vesaire. Allow da anlamca aynıdır ama işte full master alıyor. Allow somebody to do something birinin bir şey yapmasına izin vermek. Cause somebody ya da something to do something yine birinin bir şey yapmasına sebep olmak, neden olmak, sebebiyet vermek vesaire. Şimdi örnekler üzerinde görelim. Çok daha pratik olacaktır. Japonya'dan bir örnek geliyor. Teachers get students to clean their classrooms in Japan. Bu doğru bu arada atmadım yani. Öğretmenler bakın öğrencilerini temizlettiriyor sınıflarını diyor Japonya'da. Biliyorsunuz okullarda öğrenciler temizliyor sınıflarını. Covid-19 forces millions of people to stay at home. Covid-19 demişiz. Covid-19 zorluyor. Milyonlarca insanı diyor. Bak neye zorluyor acaba? Ne yapmaya mecbur bırakıyor? To stay at home. Evde kalmaya zorluyor. This medicine bu ilaç dedik, ki will help yardımcı olacaktır diyor you sana to sleep better ya da az önceki gibi sleep better de yazabilirsiniz. Genelde zaten e, tuğsuz hali test ed şey, test edilir diyorum e, kullanılır fazladan tuğya gerek yok ama var mı var İngilizce de bilin diye buraya da koyduk daha iyi uyumana yardımcı olacaktır diyor. Rising temperatures do not allow some animal species to find food easily. Yani artan sıcaklıklar izin vermiyor dedik bazı hayvan türlerinin. Ne yapmasın acaba? To find food, yiyecek bulmasına easily, kolayca. Son olarak da weather conditions caused the expedition to be cancelled last week. Şimdi orada hem de bir passive videosuna da göndermede bulunalım. Hava koşulları dedik neden oldu sebep oldu keşfin dedik. Şimdi cancel fiili var orada eğer oraya to cancel yazarsak keşfin iptal etmesine neden oldu olacak. Keşif neyi iptal edecek ki? Hatırlayın passive'de konuşmuştuk o zaman to be cancelled bakın orada küçük bir bivörpüçlük var. To be cancelled diyorsunuz o zaman iptal edilmesine diyor last week sebep oldu. Dikkat ettiyseniz de fiillerin zamanlarına baktığınızda mesela get var, forces var, geniş zamanlar, will help var, gelecek zaman kullandık, do not allow yine geniş zaman, cause kullandık, simple past. Sonuçta bunlar kozitif dersinde gördüğümüz ya da bu videoda gördüğümüz bütün fiiller fiil. Her tense çekebilirsiniz, hikayeniz doğru olduğu sürece, mantıklı olduğu sürece. Hep geniş zamanda ya da çoğunlukla geniş zaman ve geçmiş zamanda kullanılıyor olması ya da sizin bu tenselerde görüyor olmanız şaşırtmasın sizi acaba present perfect'e kullanabilir miyiz? Kullanırsınız. İçmek fiilini kullanabiliyor musunuz? Kullanabiliyorsunuz. Böyle bir hakkınız var mı? Var. O zaman bunlarda da var. Sonuçta yeter ki şimdi benim geçtiğim bu get, force, help, allow, cause'da somebody to do yazmayı hatırlayın. Help hariç orada ikisi de oluyordu. Bu kadar. Şimdi son olarak dedim ki expedition to be cancelled on bir, birkaç tane daha örnekle geçeyim. Çünkü hem de böylece pasif dersine de göndermede bulunmuş oluruz. Hem de şu mantığımız bir kere daha konuşulmuş olur. Bakın mesela bakalım yine bir örneğe. I allow my friends to use my phone. Değil mi? İzin veriyorum arkadaşlarıma telefonumu kullanmalarına. Tamam gayet her şey yerli yerinde. Bakın arkadaşıma izin veriyorum to use kullanmasına yanında da telefon var. Nesne bu tarafa doğru gidiyor ya işte İngilizce dediğimiz. E bu mesajı şöyle de verebilirim. Hani arkadaşlarımı dile getirmiyorum mesela. Diyorum ki bakalım I allow my phone to be used. Telefonumun kullanılmasına izin veriyorum kimin tarafından oldu beni de çok ilgilendirmiyor. Bakın bu cümlede my friends'e değinmemişim. Bakın iki cümlede doğru tamamen iletişimsel olarak sizin mesajınız neyse neyi vurgulamak istiyorsanız ona göre seçersiniz. Eğer arkadaşlarınızı vurguluyorsanız ben arkadaşlarıma izin veriyorum kardeşim sen dokunma diyorsan mesela o zaman yukarıdakini söylemen lazım. I allow my friends hatta konuşurken de vurgu bunu altını çizerseniz. Altta da telefonun kullanmasına izin veriyorum. Sıkıntı yok orada kalabilir diyorsanız da alttaki cümle. Bir tane daha bakalım. The problem caused the manager to postpone the seminar. Yani bir düşünün. Bir saniye, iki saniye, üç saniye. Tamam. Problem neden oldu diyor müdürün. To postpone the seminar. Semineri postpone etmesine. Postpone neydi bu arada? YDS yok değil videosu. Haydi postpone. Put off, suspend, delay. Değil mi? Ertelemek. Peki. Şimdi o zaman bunu nasıl söyleyebiliriz? The problem caused the seminar to be postponed diyebilirim. Tamam. Problem seminerin ertelenmesine sebep oldu. Kimin ertelediğini söylemek istemiyorsam ya da bilmiyorsam ya bilmeye de bilirim. Yani hep böyle bir gizli kapaklı iş yapmak durumunda bilmiyorum yani. Ama diyorum ki bir problem vardı. O da sebep oldu işte seminerin ertelenmesine dedik. Bu arada o tarafın da yani Tudu bölümünün de kendi içinde pesi olabileceğini hatırlatmak istedik sizlere. Dedik ve yes. Şimdi sen de. Şimdi üçüncü noktaya geçiyoruz arkadaşlar. Bunu tam anlatmadan önce bir cümle almak istiyorum. Bakalım, geliyor cümle. Demişiz ki, We had Orhan Usta paint the walls yesterday. Bir inceler misiniz? Bir sıkıntı var mı? Biraz önce anlattığımız hani noktalara göre bir terslik var mı? Had var. Ne yapmışız? Hevi ikinci fiilin ikinci haline göre çekmişiz, yesterday olduğu için. Ya bu Hoca biraz önce demişti tenslere göre çekilebiliyor diye. Sonra paint var. Bakın kişiyi yazmışız fiilin yalın hali. Yukarıya göre çok hani zaten normal değil mi? Doğru. Aslında anlam olarak da bir sıkıntısı yok ilk bakışta. Diyor ki Orhan ustaya duvarları boyattık dün. Peki iletişimsel olarak her zaman doğru mudur bu? Her zaman doğru olmayabilir. Mesela size boya e, boya ikime yaptırdığınız ettiğiniz gibi bir şey sorulmuş olsa bu cümle çok güzel. Ama düşünsenize bir dükkanınız var. Hatta Yosojin, değil mi? Hayan'daki kuru var. Şimdi kuru yemişçi dükkanına bir arkadaşınız geldi. Dedi ki "Wow" dedi. "Çok iyi olmuş ya" dedi buralar. Hani etrafa baktı. "Tutup da şey mi dersiniz? Evet ya Orhan Usta'ya boyattık duvarları." "Orhan Usta hani kim o?" diye bir şöyle sorabilir, değil mi? Hani eğer tanımıyorsa, etmiyorsa bu iletişimde bir sıkıntı var demektir. Ama şöyle derseniz hani yine canlandırıyorum. Aa diyor çok iyi olmuş ya etrafa baktı. Derseniz ki evet hani geçen gün işte dün hatta duvarları boyattık. Bakın hani evet fark ettiğin buydu. Hani güzel olan bu. Duvarları boyattık demek isteyebiliriz. Orhan Usta'yı hiç karıştırmak istemeyiz bu durumda. Çünkü Orhan Usta'yı tanımıyor ki arkadaşım. Orhan Usta'lık bir iş yok. Peki bu duvarları boyattık nasıl söylenir? Hemen gelsin cümlemiz. Bakın we had the walls painted yesterday. Dün duvarları boyattık demiş olduk. İşte şimdi bunu biraz formül halinde bir görelim. Tablomuza bakalım şimdi. Get ya da have'i kullanıyoruz. Bu noktada aralarındaki ayrım kalktı arkadaşlar. Get de, de have'de de yanına somebody ya da something yani bir noun alıyoruz, bir isim alıyoruz ve fiilin üçüncü halini yazıyoruz. İkisi için de geçerli bu. Ne oluyor böylece? Causative'in içindeki pesimliği sağlamış oluyoruz. Yani bahsi geçen, hani somebody, something o ortadaki şeye verbüşle anlatılan şey uygulanıyor. Yani ortadaki o isimler o işi yapmıyor da o iş onlara uygulanıyor. Hemen örneklerimize bakalım. Demişiz ki ilkinde We should get all the computers upgraded soon. Bakın get var. Ve hani biz bunu model kullanmışız burada. Yapmalıyız, etmeliyiz diye. Ortada bilgisayarlar var. Bilgisayarlar upgrade eder mi, edilir mi? E, edilir. O zaman bunları yaptırtmalıyız demek için bu pesimliği anlatmak için verb 3'ü kullandık. Upgraded. Diğerine bakalım. I'm planning to have my office renovated next month demişiz. Bakın have yine ama bir şey yapmayı planlamak dediğimiz için plan to do şeklinde kullandık. Ofis var. Ofis yeniler mi? Yenilenir mi? Ofis yenilenir değil mi? O zaman yine bir pesim anlam geleceği için renovated dedik. Bakın renovate işi ofise uygulanıyor. Hani ortada o işi yapan birisi yok değil mi? O işin uygulandığı bir şey var. Geliyorum sonrakine. Diyor ki, the manager has had all the files translated to German. Müdür tüm dosyaları ne yaptırdı? Çevirtti Almanca'ya. Dosyalar çevirmez, çevrilir. O yüzden yine verb 3 var. Şimdiki örneğimizde ise bakalım. My parents get many parents pardon. Many parents get their children vaccinated against the flu diyor. Somebody ya da something demiştik ya bir de somebody örneği olsun istedik. Çocuklar ortada. Yani bir insan görüyorsunuz diye aa pesif olmaz demeyin o ortadaki kişiye, hani o isme, yandaki fiile soruyor, fiili soruyoruz. Çocuklar aşı yapıyor mu? Çocuklara mı aşı yapılıyor? Değil mi? Burada çocuğa aşı yapılır. Yani o eylem buradaki ortada yazdığım isme uygulanıyor. Yine buradaki gibi verb 3 oluyor. Birçok ebeveyn çocuklarını aşılatır. Neye karşı? Flu'ya karşı demişiz. Gribe karşı aşılatır. Böylece kozitivin içindeki bu pesirliğe bir değinmiş olduk. Ve bu nokta bitti. Şimdi küçük bir ama önemli bir bölüm vardı. Aynen öyle. Şimdi diyeceğim. küçük ama işte insanlık için ve YDS, yok dil için, profesyonel için büyük. Aslında günlük İngilizce dediğimiz o konuşma İngilizce için de büyük. Çünkü hı hı. şimdi make somebody do vardı ya arkadaşlar. işte videonun başında görmüştünüz. Birine bir şey yaptırmak. Bu kendisi pasif olarak kullanıldığında be made to do something. Bakın görüyorsunuz formülü. Tamam be made to do something olduğunda Birinde bir şey yaptırtılması, zorla yaptırtılması anlamı vardır. Ve restatement'larda, bakın işte YDS'nin restatement'larında, profesyonel sınavların restatement'larında çıkar, mutlaka çıkar. Hele IT e, yani Reading'de be made to do'suz çıkıyor, bir değil şeyi yok. Ve reading'lerde çok kullanılır. YDS'nin yok dini reading'lerinde be made to do something görüyoruz. Bakalım ne anlama geliyor? Be made to do... Şu, şunları bir hemen alt alta bir görelim. Be made to do ya be required to do olarak karşınıza çıkar ya be forced to do something olarak çıkar ya da be obliged to do çıkar ya da eğer tester model'ı test etmek istiyor, kipleri test etmek istiyorsa have to do ya da must do olarak karşınıza bunun eş anlamsını verebilir. Bir bakalım. Mesela villagers were made to leave their houses last year demiş. İşte burada were made to leave dediğine göre köylüleri zorla çıkartmışlar evlerinden. Evlerini terk etmek zorunda kalmışlar demek ki. Mesela bir e, reading parçasının içinde der ki Following the tsunami and the earthquake'ın bir şey bir şey bir şey sonrasında e, All the villagers living in those şuralarda yaşayan köylüler were made to leave. O zaman demek ki yetkililer gelmiş. Hadi çıkın kardeşim boşaltın buraları demiş. Ya da koşullardan dolayı e, terk etmek zorunda kalmışlar. Yani they were made to leave dendiğinde Bakın altına bir eş anlamsını yazalım. Sadece orası değişiyor zaten. Villages were forced to leave their houses last year olabilir. Villages were required to leave. Bu sanki hani genelde mecbur bırakılmış birazcık bürokratik işte şeyler tarafından kanunlar vesaire gibi etkenlerden dolayı o, o da çevrilebilir. Ya da e model test edilmek isteniyorsa villagers had to leave their houses last year da olabilir. Yeter ki be made to do you, eşittir böyle şartlar koşullar ya da birileri zorladı da onu yapmak zorunda kaldım diye çevirin. Günlük hayatta da çok işinize yarar. Diyorsunuz ki arkadaşınıza ya sen bugün yorgun yorgun musun birazcık? Nesin? Ya sorma diyor. Biliyorsun ben part-time çalışıyorum otelde. E ee, işte yesterday ya da last night e I was made to clean 20 rooms. Yani 20 oda temizletildi bana falan yani insaf kardeşim yani biz de insanız yani dediği bir cümle. Demek ki ileride diyor ki arkadaş şifte sadece sen çalışıyorsun o yüzden 20 odayı sen temizleyeceksin demişler. O da temizlemek zorunda kalmış. Be made to do'yu da böyle bir hatırlatmak istedik sizlere ve geldik her videonun sonunda olduğu gibi. Tensel hal çünkü onlar çok uzundu. Sorulara. Evet. Değil mi? O zaman bir bakalım sorularda Aşkım. neler varmış. Şimdi ilk sorumuz gelsin. Evet bakalım neymiş cevap. Şimdi seçeneklerde do'nun çeşitli halleri var. Bu arada bir ipucu yani size bir böyle boşluk doldurma sorusu geldiğinde üstünde hani ilan etmeyecekler. pozitif soruyoruz size diye değil mi? O yüzden hani sizin seçeneklere baktığınızda bunun aklınıza gelmesini sağlayacak olan şey ne? Bakıyorsunuz hani çeşitli halleri var. Hatta did de var. Hani direkt açık açık ten size soruyor olabilir. Ben etrafa bakacağım. Bana ne soruyor diye. Mesela buranın we will have dediğine göre bir kere hani tensi var. Yani boşlukta hani bakıyorum boşluğa doğru gelirken de end deyip yani yeni bir bağlantılı cümleye vesaire geçmişti. değil. Yani ben bir tane daha ten tense yazmıyorum. Yani o yüzden did ve do'yu bu açıdan değerlendirip hani did'i özellikle kenara atabiliyorum. Başka hani boşluğun etrafında bana ipucu sağlayacak bir şey lazım demek ki. O yüzden size tavsiyem Boşluktan geriye doğru gidin. Size bir özellik gösterecek bir laf arıyorsunuz. Bir kelime, bir yapı arıyorsunuz. Bu infinitive gerundtan dolayı bildiğiniz bir şey olabilir. Buradaki causative gibi bir şey olabilir. Ve boşluktan geriye doğru gidince have e rastlıyorum diyorum. O zaman diyorum ki have. Hmm, have causative ne yapıyordu? Have isim verb sıfır Eğer hani aktif bir kullanımsa, oradaki şey o işi yapıyorsa. Ya da have isim ve verb 3 geliyordu değil mi? O işlem ona yapılıyorsa. Bakıyorum o zaman ne var? Bir A'da dan var, verb 3. Bir de B'de do var. O zaman o ortada ne var? Buna bakıyorum. Rapordaki düzeltmeler diyor. Düzeltme yapar mı yapılır mı? Düzeltme yapılan bir şeydir değil mi? O zaman pesif bir anlam katması gerekiyor. Bu yüzden verb 3 cevap A oldu. 1'e A dedik böylece. Şimdi 2'ye gidelim. Şimdi ikinci soruya geldik. Gördünüz. Zaten muhtemelen de kütle yapmışsınızdır. Bir de ben yapmaya çalışayım. Recent Advances in Technology, subject'e baktık. Teknolojideki son dönem gelişmeleri dedik. Allo phones, telefonlara bizim veriyorlar. Allo'u gördüğümüze göre ta ötesinde bu bir kozitif soru suysa eğer, Tuğla bir şey gelecek. Which have access to the internet, internete erişimi olan telefonlara izin verir dedik. Ne yapmasına aşağıda kullanmak var. Şimdi telefonların kullanmasına mı izin veriyor acaba? Telefonların kullanılmasına mı? Şimdi bir durun ve boşluktan sonra eğer Telefonların bir şeyi kullanmasına izin veriyorsa orada bir application, herhangi bir başka yazılım, bir özellik olması lazım. Hani telefonun şu 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 yazılımları kullanmasına izin veriyor. O zaman gidip ben de to use işaretleyeceğim. Ama hayır öyle bir nesne yok. Telefonların kullanılmasına, işte ne bileyim bahçede kullanılmasına, uçakta kullanılmasına, şurada burada kullanılmasına ya da şunlar şunlar için, bu amaçlar için diyorsa o zaman nesne yokmuş. Şimdi bakıyorum everywhere we need diyor. İhtiyaç duyduğumuz her alanda. E tamam o zaman bakın nesnesi yok. O zaman ihtiyaç duyduğumuz her alanda kullanılmasına izin vermektedir diyor. Şimdi o zaman, o zaman bir kere zaten Bursa'yı düşünmüştüm. Hani tool bir şey olduğu için allow'dan dolayı. Bir de Edirne'de to be used vardı. Az önceki açıklamadan dolayı da burası to be used oldu. Bu da gayet net soru. Zaten kozitiften arkadaşlar gol yemezsiniz yani. Ama hani garanti olsun ve dediğim gibi speaking'de ya da writing'de de işinize yarayacak şekilde akıcı bir şekilde üretim olsun. O zaman ikiye Edirne dedik ve 3'e geçiyoruz. Evet, şimdi 3'e bakalım. This foundation was originally established... Bakın, was established pesif olmuş. Bu kurum diyor kuruldu. Bir şey bir şey yapmak için. Bana şimdi burada fiili soruyor. Causative'de hep öğrenciler bu tuğlu işte kısımların sorulmasına falan alışkın. Bu sefer bu soru tersten gelmiş. Bakın boşluktan sonra gidiyor gidiyor gidiyor. Those university students deal with. Deal with yalın halde bırakılmış. Yani bare infinitive dediğimiz şekilde bırakılmış. O zaman bunun başına ne gelecek? Bakalım seçeneklere. Get. Get somebody to do. Gitti. B. Force. Force somebody to do. Gitti. Help, help iki türlü de kullanılıyordu değil mi? Hem somebody to do hem de sadece do oluyordu. Kalsın. Allow somebody to do gitti ve call somebody to do gitti. O zaman zaten buradaki şartı sağlayan Ceyhan varmış sadece. Cevap Ceyhan oldu. Üniversite öğrencilerinin bir şey yapmasına yardım ediyor demek ki. Bu arada deal with problemlerle uğraşmak, mücadele etmek anlamındaki kelimemiz. Şimdi sırada 4 var. Geldik dördüncü soruya. Üçüncü soruda Yeris tabi hatırlattı size deal with <laughs> Şu demek, bu demek diye de zaten arkadaşlar muhtemelen YDS, Yok değil videolarından onları değil mi? çoktan deal with'i yutmuşlardır yani. <laughs> Diyorum Aynen. ve hatırlatıyorum her zaman. Arkadaşlar bu videonun reklamı değil, ne olur. Ya işte iyi ki bir YDS, Yok Dil anlattı yani. Her <laughs> sorunun bir tarafında da hani yaptığı yemeği öven şey gibi. Hani anne gibi. Benim annem çok yapar onu. Güzel oldu sarmalar. vallahi güzel oldu yani falan der. Gerçekten de güzel yapar da. <laughs> yemeden Şimdi, ama yemeden söylüyorum Ama o yüzden... Tamam sanıyorum. Evet bu bazı alanlarda da anneme çekmişim. <laughs> <laughs> Sorular öyle yani. Şimdi dörde geldik. Last year's tsunami in the Pacific Ocean dedik. Pasifik Okyanusu'ndaki geçen yılın tsunamisi dedik. Caused tamam neden oldu? Sebep oldu. Thousands of islanders binlerce o adada yaşayan adalılar diyelim ya da adada yaşayanların binlercesinin bir şey their houses and farmlands. E, fiillere bakıyoruz yani şıklara bakıyoruz. Kaybetmek fiili var. O zaman neden oldu? Bu insanların boşluktan sonra kaybettikleri şey var. O zaman da... Çok düz yani. Count somebody to do something'i arıyorsunuz. Bir Bursa'da var zaten öyle bir şey. Başka da sizi ikileme düşürecek şık bile yok. Belki dikkatsizliğinizden A'yı işaretleyebilirsiniz. Yani sınavda tabii çok dikkat edin. Ama günlük hayatta ağzınızdan orada lose kaçtı. Süper de önemli değil. Karşı taraf mesajı alınıyor zaten. O yüzden 4'e Bursa dedik. Çünkü count somebody to do de. O zaman 5'e geçiyoruz. Geldik 5'e. Bakalım ne demişiz? Following a 3-hour meeting. Çok çok sevdiğim yapı bu. Tireli şeyler sıfatlaştırma yapıyor. 3 saatlik toplantı demiş olduk. Following de sınavlarda da çıkabiliyor. After anlamıyla hani 3 saatlik toplantıdan sonra. Aslında 3 saatlik toplantıyı takiben yani. Şehir konseyi karar verdi to have. Tamam, aradığım kelimeyi buldum. Şimdi have diyor. Demek ki yanında bir isim geldi. Bir kere seçeneklerim neler olabilir? Have'den sonra isim geldi. Fiilin yalın hali olabilir. Ya da pasif anlam katacak diye verb 3 olur. Bakıyorum seçeneklere bir A bir de Diyarbakır şıkkı. O zaman ön plana çıktı. Peki bina gelmiş hani ortaya. Tarihi binalar demiş. Ve renovate etmek yani yenilemek. Binalar yeniler mi? Yenilenir mi? Yenilenir. Değil mi? Pasif anlam katmak istiyorum. O yüzden cevabım denizde oldu. Şimdi sırada 6 var. Altıya geldik bir bakalım. When we are called ashamed. Utanmışken diyor yakalandığımızda. E, our body releases a bit of adrenaline. Bir parça diyor adrenalin. Tabi duruma göre çok fazla da olabiliyor bu. Yani bir, bir parça diyor adrenalin salgılar. Release. Which causes ki bu durumda sebep olur diyor. Our heart rate kalp atımımızın diyor. Bir kere cause somebody to do something olduğuna göre bakıyorum şıklara. A var to go olabilir. B go iyi günler. C to go olabilir. Going iyi günler. Edirne iyi günler. Tamam elimde A ve C var. Peki devam ediyor. Which causes our heart rate to go up making us nınları faster. O zaman make somebody do vardı. İlk kutudan hatırlayınız. O zaman bu da breathe oluyor. Aşağıda nefes almak fiili verilmiş. O zaman bakıyorum. A zaten ikinci bölümdeki to breathe'den gidiyor. O zaman C kaldı. To go and breathe. Making us breathe faster. Bu durumda bizi daha hızlı nefes aldırtıyor. Bakın causative. Make somebody do something. Birine bir şey yaptırtmak. Daha hızlı nefes aldırtıyor diye bağlı ve ve ya da Ceyhan dedik o zaman ve 7 Evet, yediye bakalım şimdi. Biraz da hani şöyle bakalım. Hani sınavda olsam en hızlı nasıl çözmeye çalışırım? Bakın boşluktan geriye doğru gittim. Ne var ne yok? Helps diyor. Help somebody do ya da help somebody to do diye devam etmesi lazım. Seçeneklere bir bakıyorum. Bir tane zaten. O da Ceyhan. Interact, değil mi? Etkileşime girmek anlamında. 7 Ceyhan oldu. Sırada 8 var. Şimdi geldik 8'e. Yesterday dün some kids launched a battle rocket. Bu çocuklar zaten. Bazı çocuklar dedik? işte o battle rocket küçük o ne neydi? Havai fişek mi bunlar? Öyle bir şey değil mi? Hani bir şey. Kız kaçıran. Ben K onu biliyorum. Kız kaçıran. Yaşımızda <laughs> onlar mı? Kız kaçıran mı kaldı ya? Tabii senin iki çocuklar pek bilmez ama böyle küçük küçük şeyler. Değil Şöyle mi? bakkaldan alıyorduk. Arkasını böyle şey yapıyorsun, yakıyorsun, sonra kaçıyorsun. Hani bir yere saklıyorsun. Biz <laughs> biz falan filan diye böyle patlıyor vesaire. <laughs> Tamam. İşte onlardan çocuklar launch etmiş arkadaşlar. Which caused the fire? Bakın burada sınavda yani şaka bir yana battle rocket ya şişe roketi ne demek ya falan demeyin sınav olsa. Sizi ilgilendirme Bu bir yapı sorusu. Dolayısıyla çocuklar diyor dün bazı çocuklar bilmem ne launch ettiler. Hadi bunu bile bilmiyorum. Launch hani füze fırlatmaktan falan aklınız aslında gelebilir mi? Mesela çok kullanılıyor. Her neyse bu durum diyorsunuz ki which caused the fire in our garden? Yani bahçemizde yangına sebep oldu. I think sanıyorum diyor their parents should have them at least bir şey for the damage. Aşağıda apologize var. Özür dilemek. Şimdi çocuktan da özür dilenebilir. Çocuk da birinden özür dileyebilir. Bakıyorum for the damage yazıyor yanında. O zaman zarar için, hasar için özür dilemeli çocuklar. E buna da ebeveyn ve pozitif geldiği için ebeveynler özür dilettirmeli demiş oluyorsunuz o zaman. Buna bakıyoruz zaten have somebody do something vardı. Bir tane Bursa var. Aile arasında kalabilirsiniz diye bu açıklama yaptım. Pesif değil çünkü çocuklardan özür dilenmiyor. Kusura bakma çocuğum biz oraya yanlışlıkla evi kurmuşuz. Nereden bilelim sizin roket patlatacağınızı falan diyecek halimiz. Yok. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden 8 Bursa arkadaşlar. Şimdi 9'a geçiyoruz. Şimdi bakalım 9'a ne diyeceğiz? D boşluk. Bu sefer iki boşluklu bir soru değil mi? Ortada fotoğrafçı var ve devam ediyor. İlk önce teknik açıdan bakalım bu ikililerden hangileri birbiriyle uyumlu? A'ya bakıyorum. Bakın cause var ama take diye devam etmiş. Hani cause somebody to do şeklinde ilerlemesi gerekirdi. A gitti. B'ye bakıyorum let var ama devamlı takes diyor. Simple present kullanmış. Burada tensin ne işi var? Gitti. C'ye bakıyorum. Had ve taken. Hmm. Yani heavy kullanıyor ikinci halde. Ve verb 3. O zaman hani pasif olan o formüle göre kalsın olabilir. D'ye bakıyorum. Got ve to take var. Get somebody to do'dan dolayı bu da olabilir. Kalsın. E'ye bakıyorum. Had ve to take. Ama hani have'ler tool'u kullanılmıyordu. Bu gitsin. Şimdi C'de arasında kaldım. Fotoğrafçı var ve yanında da işte kızlarının bebek hani bebek olan kızın fotoğraflarının çekilmesi diyor. Fotoğrafçı ortada. Fotoğrafçı çeker fotoğrafları. Değil mi? O zaman hani boşluktan sonra, ikinci boşluktan sonra da fotoğraflar gelmiş. Yani bu kişi çekiyor. Fotoğrafçı çekilmiyor. Fotoğrafçıya çektiriyorlar. Çektirtiyorlar daha doğrusu. O yüzden aktif bir kullanım lazım. Ceyhan pasif yapmış. O yüzden gider ve denizde cevap olur. Get somebody to do. Birine bir şey yaptırtmak. Bu geçmiş zamanda olduğu için got demişler. Fotoğrafçıya fotoğrafları çektirttiler demiş oldu olduk. Böylece ona geliyoruz şimdi. ve son soruda ben de sevgili arkadaşlar. According to recent health reports. Bu son dönemdeki sağlık raporlarına göre dedik. The new vaccine yeni e, aşı is believed. Aşının bir şey yapacağına inanılıyor. Bakalım neymiş? To cause some patients bazı hastaların bir şey yapmasına sebep olacak. Cause geldiğine göre kesin full infinity dediğimiz tudulu bir şeyle devam edecek. Bakıyorum aşağı hissetmek var. Boşluktan sonra da dizi var. Nasıl bir his bilmiyorum. Söyleyeceğim zaten biraz sonra ama bu bir yapı sorusu olduğu için beni çok da ilgilendirmiyor. Mutlu da hissedebilirler. Mutsuz da hissedebilirler. Ne hissettikleri beni ilgilendirmiyor şu anda. In the morning. Tamam sabahları diyor. Bazı hastaların dizi hissetmesine sebep olabileceğine inanılıyormuş bu, bu yeni aşının. O zaman aşağıda zaten diğer bakırdan başka işaretleyebileceğim bir şey yok. To feel. Çünkü to be felt zaten olmaz. Bunun pesibi olmuyor. Dizi de şöyle oluyorsunuz. Ay bana bir şeyler oluyor benim başım deniyor. Aha, <laughs> böyle oluyorsunuz işte dizi. Buna tam Türkçe sen ne diyorsanız. Ne, ne denebilir? Ya bilmiyorum çünkü sen yani, I'm dizzy falan diyoruz <laughs> ama hani Sersem işte. Sersem. Aa, Biraz daha önce de sorular Kamera yapar, yani, arkasından demiştim. gelen bir <laughs> evet. ses. Eray. Böyle. Ben bu da şeytan üçgen arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. <laughs> Zaten bazı kelimeleri normal değil. Bu nasıl denir? Hani bu ne evet, ifade eder? Dizi böyle işte az önce <laughs> yaptığım evet. gibi. Bir şey. Sersem hissediyorsanız. Ve bir videonun sonuna geldik sanki. Evet, geldik. Bir konu daha bitmiş oldu. Bunu bir arkadaş istiyordu özellikle. Kostim ne zaman anlatacaksınız diye. Hmm. İşte kostim. İşte kostim. Gördüğünüz gibi çok e çok faydalı ve çok da basit bir konu. Bunu lütfen hem e, spoken English'inize hem de written English'inize de alın ne olur. Hani hem yazılı olarak hem de sözlü olarak üretebileceğiniz bir duruma gelin. Çok kolay zaten gördünüz. Bakın yani saniyeler içinde hmm. çözülüyor soruları. E, YDS'de yok dille ya da herhangi bir profesyonel kurumsal sınava girdiğiniz zaman da bu soruları kaçırmayın. Kesin gelir çünkü. Gelir. Seviye tespit sınavlarında bu kurumsal yani e, şirketlerin de bazı kendileri yapıyor ya, iş alımlarında. Oralarda kesin çıkar kostüm. Oralardan kaçırmayın. Gayet net bir konu yani. Hı hı. O halde. O zaman bize info.testatoyos.com'dan ulaşabilirsiniz. Yorumlarda ulaşabilirsiniz. Her zaman söylediğiniz gibi çok motive alıyoruz yorumlarınızdan. Çok teşekkürler evet, teşekkür gösterdiğiniz ilgi için. Herhangi bir soru olursa da yine iki taraftan da bize ulaşabilirsiniz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.